Birkaç aydır bağımlısı olarak izlediğim bir yarışma var. RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race 10. sezonu tamamlamış bir yarışma ve gerçekten sezonlarını aralıksız bir şekilde izleyip bitirdim. İnanılmaz bir bağımlılık yaptı bende ve çok seviyorum bu yarışmayı. O yüzden mutlaka sizlere önermek istedim. RuPaul's Drag Race bir drag queen yarışması. Drag queen abartılı makyajlarla, abartılı elbiselerle bir kadın karaktere bürünen erkek performans sanatçılarına verilen isim. Bu yarışmada da bu sanatçıların kapışmasını izliyoruz. Aslında drag queen olmanın özünde hiciv yatıyor diyebiliriz. Mizah kesinlikle çok önemli ama toplumun herhangi bir konusu hakkında, toplumsal konular hakkında hiciv yapıyorlar genellikle. Yani böyle bir iğneleme. Drag queen bize çok uzak bir sanat formu değil çünkü çocukken zaten hepimiz televizyonlarda Huysuz Virgin'i izleyerek büyüdük. Tamam, gidin yatın Allah. Yarışmaya gelirsek, isminden de anlaşılacağı üzere bu yarışma aslında RuPaul isimli çok meşhur, gerçekten çağımızın en önde gelen drag queenlerden birine ait diyebiliriz. Çünkü yarışmaya kimin katılacağından, kimin eleneceğine, kimin birinci olacağına kadar RuPaul'un bizzat kendisi kendinden aldığı yetkiyle karar veriyor. Bu kesinlikle anlaşılabilir bir şey. Çünkü evet bu bir reality show, bir yarışma, sonunda 100 bin dolarlık bir ödül var ama aynı zamanda RuPaul'un mirasını taşıma, daha doğrusu drag queen mirasını taşıyacak bir drag queen'i seçmek önemli. Çünkü birinci olduktan sonra pek çok turneye çıkıyor birinci olan drag queen ve aslında bu drag queenliği yaşatmaya devam ediyor. Bir anlamda meşaleyi aktarıyorlar diyebiliriz. Yarışma kesinlikle çok eğlenceli, çok komik ve yetenek dolu bir yarışma diyebilirim. Yetenekten kastım sadece koca koca adamlar topuklu ayakkabılar üstünde nasıl zıplıyordan ötesi kesinlikle. Çünkü bu yarışmada oyunculuk var, dans var, müzik var ve bunların hepsine dair çok farklı yetenekler keşfedebiliyorsunuz. Yarışmada mini ve maxi challenge'lar var ve pek çok farklı dalda yarışma çeşidi görebiliyorsunuz. Hatta RuPaul da birazcık gündeme dokundurmayı sevdiği için gayet gündem neyse ona göre karşılaşacağınız challenge'lar da olacaktır ve her biri gerçekten birbirinden keyifli. Her yarışmada olduğu gibi bölümün sonunda bir kişi eleniyor. Ama bu elenme anı aslında en zevkli anlardan bir tanesi. Çünkü sona kalan iki kişi hayatları için lip sync yapmak zorundalar. Ben bu yarışmayı izlemeden önce zaten sosyal medya sayesinde bazı anlarını biliyordum. Pek çok drag queen'i tanıyordum. O yüzden çok karışık bir sırayla ilerledim sezonları. Kafama göre izledim diyebilirim ve o şekilde tamamladım. Siz eğer spoiler almak istemiyorsanız ilk sezondan başlayarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü bir sonraki sezonda önceki sezonun kazananı gelip tacı takıyor. O yüzden spoiler yemiş olursunuz. Ama eğer bunu önemsemiyorsanız bence istediğiniz sırada izleyebilirsiniz sezonları. Ama şöyle bir şey var. Bölümler bittikten sonra Antak kısımlarını mutlaka izleyin. Antak dediğim kısımlar bizim bölümde gördüğümüzün dışında sahne arkası aslında. Sahneden indikten sonra drag queenler gidiyor ve bir yerde oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve esas drama işte orada dönüyor. Kan, gözyaşı, entrikayı Antak kısımlarında bol bol görebilirsiniz. O yüzden mutlaka bence o kısımları izleyin çünkü yine çok keyifli. Yarışmayı kazanabilmek için tam bir kant olmalısınız. Yani 4 tane özelliği çok iyi bir şekilde taşıyabiliyor olmanız lazım. Karizma, uniqueness, nerve ve talent. Aslında queenler de kendi içerisinde çok fazla çeşide ayrılıyor diyebiliriz. Evet drag queenliğin temelinde mizah kesinlikle var ama hani komedi unsuru taşıyan queenler de olabiliyor. Ya da birazcık daha modaya ağırlık veren queenlerle karşılaşabiliyoruz. Kimisi terzilik konusunda çok iyi ve bütün elbiselerini kendi yapabiliyor. Kimisinin inanılmaz iyi makyaj yetenekleri olabiliyor. Kimisi çok iyi dans edebiliyor. Bazısı çok iyi oyuncu olabiliyor. Bazısı gerçekten çok iyi bir şarkıcı olabiliyor. Ve bütün bunlar aslında drag queenleri çok farklı ve eşsiz kılıyor. Mesela çok sevdiğim queenlerden örnek vermek gerekirse moda ve tarz deyince benim çok beğendiğim iki queen var. Bir tanesi Sharon Needles, bir tanesi Violet Chachki. Gerçekten çok beğeniyorum ikisini de. Zekası, entelektüel birikimi ve farklılığıyla kesinlikle Sasha Velour en sevdiğim queenlerden bir tanesi. Ama oyunculuğuyla, zekasıyla, komikliğiyle, aynı zamanda gayet güzel kıyafetleriyle ve tarzıyla ve ikonik makyajıyla
kesinlikle Bianca Del Rio benim en sevdiğim drag queen. Eğer eğlenceli bir şeyler izlemek için arayıştaysanız bu yarışmayı size kesinlikle öneriyorum. Eğer aranızda RuPaul's Drag Race izleyen varsa lütfen aşağıda en sevdiğiniz 5 tane queen'i yazmayı unutmayın. Sizlerle konuşalım, hangi queen'i neden sevdiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Ve bunu yarışmayı izleyen birilerini bulmak beni çok mutlu edecek inanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye! Şu an aşırı heyecanlıyım yani ilk kez video çekiyormuşum gibi böyle cümleleri toparlayamıyorum.